BRT ve ana haber bülteniyle karşınızdayız sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı. Erdoğan, muhalefet belediyelerinin karşısına Türkiye Yüzyılı Belediyeciliği ile hep birlikte çıkacağız dedi. Yolunu, kaldırımını, asfaltını, çöpünü, kanalizasyonunu, arıtmasını çözememiş muhalefet belediyelerinin karşısına Türkiye Yüzyılı Belediyeciliği ile hep birlikte çıkacağız. Kendi belediyelerimizde de bu vizyona ayak uyduramayan arkadaşlarımız varsa bayrak yarışı yaklaşımıyla yeni isimlerle çıtayı yükselteceğiz. Hep söylediğimiz gibi bu partide şahsım dahil hiç kimse la yüzel değildir. İstisnasız her bir arkadaşımız ülkemize, milletimize, şehrine ve partimize verdiği hizmet ölçüsünde değer sahibidir. Belediye başkan adaylarımızın bu anlayışla belirlemek boynumuzun borcudur. Bireysel siyasi hesaplardan hatır ve gönül ilişkilerine kadar bu yaklaşıma aykırı hiçbir unsurun aday belirleme ve seçim kampanyası çalışmalarını zehirlemesine izin veremeyiz. Genel merkezimizden, meclis grubumuzdan, teşkilatlarımızdan beklentim 31 Mart seçimleri sürecine bu ilkeler çerçevesinde yaklaşmalarıdır. Aksi takdirde milletimizin karşısında hep birlikte boynumuz eğik kalırız. Hep birlikte boynumuz, inanın, eğik kalır ve nasıl oldu da biz bu duruma düştük deriz. Onun için kararlı olacağız. Böyle bir vebalin altından hiçbirimiz kalkamayız. Diğer partilerde kimi maddi, kimi ahlaki, kimi şahsi dalaverelerle ortaya çıkan rezillikler AK Parti'nin kapısından içeri giremez. Bunun için hep birlikte partimize ve partimizin kuruluş ilkelerine dört elle sarılmamız gerekiyor. Belediyelerde ve hükümette geçen uzun iktidar yıllarının bizi bozmadığını, tam tersine tecrübeyle olgunlaştırdığını milletimize göstereceğiz. İnşallah amacımız 31 Mart'ta 30'u büyükşehir, 51'i il, 922'si ilçe ve 390'ı belde olmak üzere ülkemizdeki 1393 belediyenin tamamına yakınını AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kazanmaktır. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Yapılan görüşme sonrası Özel ve Akşener basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sayın Genel Başkanımızdan randevu talep etmiştik. Sağ olsunlar, en kısa sürede talebimizi karşıladılar. Heyetimizi heyetleriyle birlikte ağırladılar. Yaptığımız görüşmede tabii ki çok önemli değerlendirmeler yaptık ama ziyaretimizin özü ve özeti şuydu. İYİ Parti'nin kamuoyunca da bilinen, bizim tarafımızdan da saygıyla karşılanan bir genel idare kurulu kararıyla tüm seçim bölgelerinde yerel seçime kendi adaylarıyla girmeleri noktasında bir irade beyanları, alınmış bir kararları vardı. Biz bu ziyaretimizde bu karara saygılı olduğumuzu, o yüzden yerel seçimlere yönelik bir somut teklifle değil, ancak yerel seçimlerde, daha önceden de ifade etmiştim, Sayın Genel Başkanıma da ifade ettim, ittifak kelimesi yoruldu, ittifak kelimesi kalabalıkları, uzun süren toplantıları çağrıştırıyor. Ama yerel seçim biraz daha esnekliği, hızlı karar vermeyi ve ikili işbirliklerini gerektiriyor. Biz İYİ Parti'ye önümüzdeki yerel seçimde, yerel seçime yönelik olarak işbirliği içinde olup olamayacağımızı, böyle bir kararın
Genel İdare Kurulu kararının yeniden bu konuda Genel İdare Kurulu tarafından gözden geçirip geçirilemeyeceğini, bizim alınmış kararlara saygılı olduğumuzu ama eğer mümkün olursa bundan sonraki süreçte yerel seçime yönelik bir işbirliği için partilerimizin görevlendirileceği kişilerin birlikte çalışma imkanının yaratılıp yaratılamayacağını sorduk ve Sayın Genel Başkanımızdan bu konuda bir cevap aldık. Ben sözü burada sonlandırıyorum ve nazik ev sahiplikleri için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Öncelikle tekrar hayırlı olsun, başarılar diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığınız Allah utandırmasın. Evet, Sayın Genel Başkanımızın, Sayın Özel'in söyledikleri doğrudur. O konuyu anlattı. Bizim bir kararımız var. İşte 81 ilde tek başımıza seçime girmek şeklinde. O konuyu Genel İdare Kurulu'nda tekrar bizim iki siyasi parti olarak hiç değilse bazı yerlerde birlikte işbirliği yapabilir miyiz sorusunu, bir soruyu acaba Genel İdare Kurulu'na tekrar bu soruyu götürebilir misiniz? Özü bu esasında özetlersem. Biz de arkadaşlarımızla kendilerinin yanında da konuştuk. Kendi arkadaşları, onların arkadaşları bizim arkadaşlarımızın yanında. Pazartesi günü biz doğal olarak GİK'imizi toplayacaktık zaten. Orada bu soruyu Genel İdare Kurulumuza soracağız. Onlar nasıl bir cevap verecek o zaman göreceğiz. Ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. İnşallah her şey Türkiye için iyi olur. Size tekrar başarılar diliyorum. Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Adnan Çebi, Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz ve beraberindeki heyet, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi, yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve yeni işbirliği alanlarının araştırılması amacıyla 26-29 Kasım tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne resmi düzeyde bir ziyaret gerçekleştirdi. İlk resmi ziyaretimizi Kıbrıs'a yapmak istedik Sayın Cumhurbaşkanım. Kıbrıs Türk Ticaret Odası organizasyonunda gerçekleştirilen ziyaretlerin ilk durağı Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı oldu. Karabük TSO heyetini kabul eden Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ettikten sonra sözlerine şöyle devam etti. Memnuniyet duyduğumu paylaşmak istiyorum. Biz tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bu ekonomik kalkınma ve gelişme süreçleri içerisinde mutlak surette Türkiye Cumhuriyeti ile ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurum ve kuruluşlarıyla her zaman uyum ve iyi ilişkiler içerisinde bu çalışmalarımızı yürütmenin anlayışı içerisinde sizlerin ziyaretlerini ve karşılıklı olarak bizlerin sizlere ziyaretlerini çok önemsiyorum. Ve yıllar itibariyle ulaşım ve iletişimde öyle gelişme olmuştur ki artık baktığımızda gerçekten şu anda aramızdaki temaslar ve işbirlikleri en üst düzeye ulaşmıştır. Bu çok memnuniyet vericidir. Karabük TSO heyeti Cumhurbaşkanlığı'nın ardından KKTC Başbakanı Ünal Üstel tarafından Cumhuriyet Meclisi'nde kabul edildi. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yaptığı selamlama konuşmasında şunları söyledi. Sizleri ülkemizde görmek, sizleri burada konuk etmek, ağırlamaktan duyduğum mutluluğu ifade ediyorum. Hem başkana hem de yönetim kurulu misafirlerimize ve hem bizim ülkemizdeki Ticaret Odası Başkanı'na, üyelerine hepsine birden hoş geldiniz derim. Değerli arkadaşlar, bizim ticaret odamız geçmiş mücadelemizde emeği olan ve varoluş mücadelemizde her zaman Kıbrıs Türk'üne önderlik yapan değerli bir kuruluşumuzdur. Başbakanın konuşmasından sonra heyet adına konuşma yapan Karabük TSO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz da şunları kaydetti. İkili ilişkileri geliştirebilmek adına bizim için çok önemli olan Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ilk başlamak istedik. İlk resmi ziyaretimize. Biz göreve geleli bir yıl oldu Sayın Başbakanım. İlk resmi yurt dışı ziyaretimizi de
buraya gerçekleştirdik. Karabük TSO heyeti başbakanlık sonrası Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Karabük TSO heyetini Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz, Başkan Vekili Ramazan Gündoğdu ve Yönetim Kurulu üyeleri Yüksel Akay, Omat Cin ve Genel Sekreter Aysun Önet karşıladı. Yapılan ortak toplantıda iş ve yatırım fırsatları başta olmak üzere Karabük ile Kıbrıs arasında yapılabilecek olası işbirlikleri üzerinde duruldu. Biz sayesinde çok gelişmiş bir ilişkiler ağı oluşturduk. Onun desteği sayesinde Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın uluslararası ilişkilerini de sürekli olarak geliştirebiliyoruz. Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın ardından Kıbrıs Türk Sanayi Odası ziyaret edildi. Yönetim Kurulu üyeleri Metin Oral ve Mustafa Betmezoğlu ile oda çalışanlarının hazır bulunduğu ziyarette Karabük heyetine Kuzey Kıbrıs sanayisi üretimi, ihracatı ve ekonomisi hakkında bilgiler verildi. Karabük TSO heyeti resmi program kapsamında ziyaretin ikinci gününde KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu'nu ziyaret etti. Bakan Karabük heyetine Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti ekonomisi hakkında detaylı bilgi vererek Kıbrıs'ta yatırım yapmanın koşullarından bahsetti. Karabük TSO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz da bakanın misafirperverliğine teşekkür ettikten sonra şunları kaydetti. İkili ilişkileri geliştirmek adına neler yapılabilir? Ne yapmamız lazım? Türkiye'de yatırım yapmak isteyen, yurt dışına açılmak isteyen üyelerimize de anlatabileceğimiz neler vardır diye araştırmak adına buralara geldik. Yaklaşan yerel seçimler öncesinde il teşkilatlarıyla istişare toplantısı gerçekleştiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Karabük'te de parti mensuplarıyla bir araya geldi. Kandemir, 31 Mart yerel seçimlerinde MHP ile yapılması planlanan ittifak sorusu üzerine "Biz diğer ittifaklar gibi koltuk pazarlıkları yapan bir ittifak değiliz." dedi. Saygıdeğer dava arkadaşlarım, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Gecenin bu vaktinde bu kadar coşkulu, heyecanlı buluşma için şükranlarımı sunuyorum. Karabük'te de huzura çıktığımızda her defasında Karabük'te hemşehrilerimiz bizim omuzlarımıza ağır bir sorumluluk bırakıyorlar. Temsil yetkisini bizlere vererek ben gerek teşkilatlarımızın, gerek milletvekili arkadaşlarımızın geceli gündüzlü bir çalışmayla inşallah bu sorumluluğa layık bir şekilde hizmet edeceklerine inanıyorum. Yaklaşan yerel seçimlerde elimizden gelen gayreti koyarak projelerimizle, heyecanımızla milletimizin huzuruna bir kere daha çıkacak arıza endam edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak bu anlayışa uygun bir şekilde siyaset yapmayı arzu ediyoruz. Bugün şöyle ilçelerimizde, ilimizde, teşkilatımızda, kadın kollarımızda, gençlik kollarımızda, ana kademimizde hasbihal edecek, değerlendirmemizi yapacak, yol haritamızı çıkartacağız. Yani biz diğer ittifaklar gibi koltuk pazarlıkları yapan bir ittifak değiliz. Biz değerler üzerinden bir araya gelen bir ittifakız. Bu ittifakın ruhu sadece genel seçimlerde değil, yerel seçimlerde de muhafaza olacaktır. Buna inanıyoruz. Derinleşecektir. Buna inanıyoruz. Dolayısıyla yani ne olursa olsun, hangi sonuç çıkarsa çıksın, bizim arkadaşlarımız, teşkilatlarımız bu değer birlikteliği anlayışını güçlendirecek siyaseti yapmaya devam edecekler. Ve söylemlerimizi, duruşumuzu, projelerimizi aktarırken bu anlayış üzerinde siyaset yapmaya devam edeceğiz. Biz bunu Türkiye'nin geleceği açısından son derece önemli görüyoruz, son derece önemli görüyoruz. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Halk TV'de yayınlanan Gözde Şeker ve Barış Terkoğlu'nun sunduğu Söz Sende programının canlı yayın konuğu oldu. Milletvekili Akay, ülke gündeminde yer alan eski banka müdürü Seçil Erzan'ın yüksek karlı gizli fon adı altında futbol camiasından birçok ismi dolandırma olayına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tabii ki zaten kendi ifadesinde de belirtiyor Seçil Hanım. Bazen para değerlendirmesiyle ilgili, yani faiz karşılığı aldığı paralar da olmuş kendisinin ifadesine göre. Çünkü ana paranın üstünde faiziyle birlikte koyduğundan daha fazla para alan kişiler var. Sporcular, futbolcular diyelim veya
belli iş adamları var diyelim. Bunlar bir kazanç elde etmiş oluyorlar. Şimdi bunlarla ilgili de tefecilikle ilgili de bir dava açılması da kaçınılmaz. Yani biliyorsunuz bunlar yasalara uygun olmayan hareketler. Kayıt dışı para alma, satma. Burada hem gelir vergisi açısından bir vergi kaybı var. Normalde siz döviz tevdiat hesabına bağladığınızda veya Türk lirası mevduat hesabına bağladığınızda orada bir stopaj olayı var. Kazancınızdan kesilen. Burada kayıt dışı olduğundan daha yüksek değerlerle elde edilen kazançlar var. Bir olayın bu tarafı var. Bunun da ayrıca soruşturulması gerektiğini düşünüyorum ki bu konuyla ilgili de davalar açılmıştır diye düşünüyorum. Benim de duyumlarıma göre bazı kişiler hakkında tefecilikle ilgili de soruşturma başlatılmış. Soruşturma bu gayri yasal bir uygulama. Bir de bu parayı nakit getiriyorlar. Bankacılık sisteminden çekip getirenler var ama bankacılık sisteminden çekmeyip direkt nakit getirenler var. Burada da bu paranın nasıl bulunduğuyla ilgili, paranın kaynağıyla ilgili şaibeli bir durum var. Yani kara para mıdır, bu para nasıl elde edildi? Bunların da ayrıca araştırılması mutlaka gerekiyor. Cevdet Bey, yani Türkiye vergisiz para cenneti mi oldu diyoruz? İşte bu organize suç örgütleri, uyuşturucu baronları bile işte bu varlık barışıyla paranın kaynağı sorulmuyor diye ülkemize geliyorlar. Sonra neler yaşanıyor biliyoruz. Ne oldu? Niye bu hale gelindi? Evet, bu bilinçli bir politika. Yani cari açığın finansmanı ile ilgili olarak iktidarın özellikle tercih ettiği bir politika oldu. Az önce bahsedildi. Yani 21 Kasım 2021 tarihinde maliyeyle görev gücü tarafından, yani PAF tarafından biz gri listeye alındık. Sebebi de kara para ve terörizmin finansmanı ile ilgili yeterince mücadele etmediğimiz için. İnanın 2016 yılından bu yana aşağı yukarı 26 tane suç örgütü liderinin ülkemizde karıştığı çeşitli olaylar var. Birbiriyle çatışmasından tutun da gerekli şekliyle tehditlerden, olaylardan. Bunların Türkiye'de yaşadığı yıllarca önceden biliniyor esasında. Kaliforniya Mahkemesi'nin bir kararı var 28 Mayıs 2021 tarihinde. Bu Comanchero dediğimiz Hakan Ay'ın mesela ve onunla ilgili de bazı suç örgütü liderlerinin Türkiye'den bu işleri organize ettiğini tespit etmiş, göndermiş. Biz bunu 3 yıl önceden yaklaşık biliyoruz bu kişileri. Ama ne zaman faaliyetler başladı? Yeni İçişleri Bakanımızla beraber sizin de ifade ettiğiniz şekliyle operasyonlar başladı. Bu kişilerle mücadele edilme yoluna girdi. Niçin yıllarca önce bu olay bilindiği halde yapılmadı? Bunun bir sebebini araştırmak lazım. Demek ki bir bilinçli bir politika olarak bu tespit edildi. Bugün günümüzde bu ben aşağı yukarı 26 tane suç örgütü liderini tespit etmiştim. Bunu da bir liste halinde döktük. Kamuoyuyla da paylaştık. Bunun üzerine 15-20 tane daha ilave oldu. Biz bu kara parayla etmezsek ülkemizi sıkıntıdan kurtarmamız mümkün değil. Gri listeden kurtarmamız mümkün değil. Sabit sermaye yatırımının ülkemize girmesi mümkün değil. Sayın Şimşek'in de ifade ettiği şekliyle hem maliye politikası olarak hem para politikası olarak da gerekli tedbirleri almak zorundayız. Maalesef kolay para kazanmayı seven de bir sürü böyle kişiler olduğu müddetçe bu tip dolandırıcılık olayları da artarak devam edecek. Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde aşçılık ve fast food hizmetleri eğitimi alan öğrenciler için Karabük Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Kırışık'ın katılımıyla sertifika töreni düzenlendi. Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma, Dayanışma ve Destekleme Derneği işbirliğiyle Karabük'te ikamet eden göçmen, sığınmacı ve şartlı mültecilerin mesleki gelişimlerini sağlayabilmek amacıyla aşçılık ve fast food hizmetleri eğitim alanında sertifika verildi. Tamamlanan eğitimlerin ardından öğrenciler için Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Uygulama Mutfağı'nda sertifika töreni düzenlendi. Karabük Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Kırış'ın katılımıyla gerçekleşen sertifika törenine Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Hasan Solmaz, Profesör Doktor Elif Çepni, Genel Sekreter Lütfü Köm, Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Fatih Bayram, Safranbolu Turizm Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hüseyin Avni Kırmacı ve akademisyenler katıldı.
Karabük Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Kırışık, Erasmus Blended Intensive Programs kapsamında Romanya, Litvanya ve Almanya'dan Karabük Üniversitesi'ne gelen 23 öğrenci ve akademisyene başarı belgesi verdi. Erasmus Blended Intensive Programs eğitiminin ardından katılımcılar Karabük Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Kırışık'ı ziyaret etti. Senato odasında gerçekleşen ziyarete rektör yardımcıları Profesör Doktor Hasan Solmaz, Profesör Doktor Elif Cebni, Profesör Doktor İsmail Rakıp Karaş ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Adnan Ucur eşlik etti. Going around crazy. It will be... Karabük Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Kırışık burada yaptığı konuşmada şunları söyledi. Karabük Üniversitesi hem mühendislik sahasında hem sağlık bilimleri sahasında hem de sosyal bilimler sahasında gerçekten çok başarılı bir üniversitedir. Karabük Üniversitesi bu başarılarını artırarak, geliştirerek 21. yüzyıla uygun bir şekilde sürdürmektedir. İnşallah yeni yeni projelerde birlikte ortak çalışmalar yapabilmeyi sizlerle istiyoruz. Üniversitemizi tanımanız gelecek projeler açısından bizim için oldukça büyük bir katkı sunacağına inanıyorum. Rektör Kırışık konuşmasının ardından eğitim programına katılan akademisyen ve öğrencilere başarı belgeleri ve hediye takdim etti. Karabük Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Kırışık, Hikmet Projesi kapsamında Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programa katıldı. Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen programa Karabük Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Kırışık, Genel Sekreter Lütfü Köm, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Nuri Odabaşoğlu, Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Recep Güney, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Hikmet Projesi kapsamında düzenlenen programla ilk buluşmanın gerçekleştiğini ifade eden Karabük Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Kırışık şunları söyledi. Bu bizim için gerçekten önemli bir proje. Çünkü eğitim alanında belli değerler var. Bu değerlerin bilimsel bir tarzda sunulabilmesi, öğrencilere aktarılması son derece önemli. Elbette şu an günümüzde en yaygın, en sorunlu hissettiğimiz alan Filistin, Gazze meselesi canımızı oldukça yakıyor, bizi oldukça üzüyor. Mazlumları koruyamamak, yardım edememek, bebeklerin katledilişini izlemek gerçekten bizi derin bir üzüntüye sevk ediyor. Elimizden gelecek mutlaka pek çok şey vardır. Sadece öfkelenip kalmayalım. Dua edelim. Günün en değerli, en kıymetli zamanlarında, vakitlerinde dua ordusuna biz de katılalım. Yardım kampanyaları düzenleniyor, bu yardım kampanyalarına katılalım. Dolayısıyla elimizden hiçbir şey gelmiyor diye düşünmeyelim. Bu anlamda Filistin, Gazze konusunda ve dünyadaki çok çeşitli yerlerde zulüm gören Müslümanların kurtulması adına gerçekten yapabileceğimiz çok şey olduğuna inanıyorum. Selahaddinler ölmedi. Onlar aramızdalar. Belki şu an beşikteler. Aramızdalar. Ama onlar bir gün gelecekler. İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç Yücel Huzurevi'ni ziyaret etti. Huzurevinde açılan müzik, resim, el sanatları ve okuma yazma kurslarını ziyaret eden Akbaş ve Bilgiç yaşlılarla sohbet etti. Akbaş, İl Halk Eğitim Merkezi kanalıyla açılan kursları ziyaret ettiklerini söyledi. 2023-2024 eğitim öğretim yılında halk eğitim kanalımızla açılan kurslarımızı ziyaret ediyoruz. Yaklaşık 30 bin civarında kursiyerimiz var. Karabük'te sosyal yaşam merkezlerinde kurslarımızı ziyaret ettik. Çok verimli bir şekilde kurslarımız devam ediyor. Amaca hizmet ettiklerini gördük. Farklı kurumlarda açılan kurslarımız var. Sayın Müdürümüz bugün bizleri kabul ettiler, buraya geldik. Huzur evinde de açılan kurslarımız vardı. Özellikle resim, müzik, el sanatları ve okuma yazma ile ilgili. 39 civarında büyüğümüze Halk Eğitim Merkezi kanalıyla burada kurs açmışız ve faaliyetler devam ediyor. Biz de amaca hizmet edip etmediğini, verimi görme anlamında burayı ziyaret ettik. Büyüklerimizin ellerinden öptük, saygılarımızı sunduk kendilerine. Özellikle resim sanatında, el sanatında, efendim işte yine okuma yazmada,
Gerçekten çok güzel eserleri de gördük. Eserleri de zaten sizler de çektiniz. Bilgiçli huzurevinde 110 yaşlının kaldığını, huzurevi sakinlerinin açılan kurslarla çok güzel vakit geçirdiğini vurguladı. Yücel huzurevimizde çok saygıdeğer büyüklerimiz, 110 yaşlımız burada kalmaktadır. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz halk eğitim aracılığıyla burada resim, müzik, el sanatları, okuma yazma kursları açıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, İl Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Bu anlamda bize çok katkılar, destekler var. Burada saygıdeğer büyüklerimiz hem resim çalışmaları hem müzik anlamındaki çalışmalar, el sanatları, okuma yazmayla çok güzel vakit geçiriyorlar. Kendilerinin çok mutlu olduklarını gördük. Biz de bununla daha çok mutlu olduk. Tekrardan İl Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından düzenlenen Erol Güngör'ün doğumunun 85. yıl dönümü paneli gerçekleştirildi. Uluyazı Kampüsü Hukuk Fakültesi konferans salonundaki programa Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vedat Bilgin konuk olarak katıldı. Bilgin yaptığı konuşmada şunları söyledi. Erol Bey'in fikirlerinin, düşüncelerinin gençler tarafından, öğrenciler tarafından hangi alanda olursa olsun bilinmesi, fark edilmesi, onun yazdıklarının Türkçe'ye çevirdiklerini, çok sayıda Türkçe'ye, kendi çağının en önemli eserlerini Türkçe'ye çevirmiştir. Okunması, tanınması, hangi fikir doğursanız olun, hangi siyasal görüş doğursanız olun, bu topraklarda yaşayan insanların hem çağdaş dünyayı hem de kendi toplumlarını anlamadan hiçbir alan, hiçbir bilim sahasında bir şey yapmaları mümkün değil. Sıradan bir teknisyen olurlar, bir aydın olamazlar. Hele bir entelektüel asla olamazlar. Dolayısıyla Erol Bey hem çağının, hem bilimin, bilim felsefesinin, hem de bilimsel yöntemin Türkiye'de bu meselelerin çok az bilindiği bir yönetle ele alıp onları bir aydın sorumluluğuyla, yerli bir aydın davranışıyla Türkiye'de temsil etmiştir. ÇAKÜ Rektörü Profesör Doktor Harun Çiftçi de şunları söyledi. Profesör Doktor Erol Güngör, sosyal bilimler denince Türkiye'de ilk akla gelen Profesör Doktor Mümtaz Turhan'ın öğrencisidir. Ve kendi ifadesiyle Mümtaz Turhan şöyle ifade eder, benim en önemli eserim Erol Güngör'dür. Özellikle Türk milletine ilim adamı noktasında da en büyük katkımız o olmuştur diye ifade etmiştir. Bursa'nın turistik bölgelerinden Trilye'de sağanak nedeniyle araçlar sürüklendi. İş yerlerini su bastı. Mudanya ilçesinde de şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı. Evet, gördüğünüz gibi Tokun oraya yapılan dere. İlçe merkezine 14 kilometre mesafedeki turistik bölge Trilye mahallesindeki etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerine su bastı. Birçok araç sürüklenerek hasar aldı. Mahallede ve sahil şeridinde su, çamur ve taş birikintileri oluştu. Sahildeki kafe ve restoranların masa ve sandalyeleri zarar gördü. Trilye sakinleri ev ve iş yerlerindeki suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, ilafet ve acil durum müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Mudanya Belediyesi ile diğer kurumlara bağlı ekipler yağışın yol açtığı olumsuzlukları gidermek için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Trilye'ye gelerek yetkililerden ve mahalle sakinlerinden bilgi aldı. Gemlik ilçesine bağlı Gençali Mahallesi'nden Gemlik Körfezi'ne dökülen Gençali Deresi de aralıklarla etkili olan sağanaktan debisinin yükselmesi dolayısıyla taştı. Bu nedenle derenin denize birleştiği bölgenin yakınındaki köprü ve çevresindeki binalarda su baskını meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi ve İtfaiye Daire Başkanlığı'yla Gemlik Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler iki sitenin zemin katlarında bulunan yaklaşık 40 daireyi etkileyen su baskınından yaşanan olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kentte dün geceden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle taşan Çakırca Deresi çevresindeki tarım arazilerini su altında bıraktı. Sabah saatlerinden itibaren bölgeye sevk edilen İznik Belediyesi'ne bağlı Fen ve Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri suyun tahliyesine ve hasar tespitine yönelik çalışma başlattı. Bartın'da sağanak ve yüksek kesimlerde eriyen karın etkisiyle Bartın Irmağı'ndaki su seviyesinin yükselmesi sonucu taşkın meydana geldi. Kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi sağanak nedeniyle yaklaşık 4 metre yükseldi. Yüksek kesimlerde karın da erimesiyle ırmak kenarındaki yürüyüş yolları ve iskeleler su altında kaldı. Çağlayan piknik alanının bir bölümü büfeleri de su bastı. Bartın'ın Ulus ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Kalecik köyünde yaşayan Osman Bey'i telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan yabancı yurtlu Salih H. bir soruşturma kapsamında evdeki ziynet eşyalarını incelemek için kendisine getirmesini istedi. Osman Bey evinde bulunan 1,5 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını bir poşete koyup şüphelinin verdiği adrese götürdü. Poşeti alan zanlı daha sonra bölgeden uzaklaştı. Dolandırıldığını anlayan Osman Bey'in jandarmaya başvurusu üzerine Salih H. ve suç ortağı Vasıl H.Ş. Ankara Niğde Otoyolu'nda otomobilde yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli, jandarmadaki sorguların ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Otomobilde bulunan ziynet eşyaları ise jandarma tarafından Osman Bey'e teslim edildi. 13, 14, 15... Yani biz bir kere şey ettik yani, kandırıldık. Onlar, başkaları kandırılmasın yani, tedbirli olsun. Bizi öyle bir bağladılar ki, anlayamadık yani nasıl olduğunu. Evet. O zanlılar annemgili mağduriyetini ortaya çıkmasın diye telefonu sürekli açık bıraktırıyorlar. Bu şekilde ben burada açık bırakmasını tavsiye etmiyorum. Arada bir kapatsın, şarjın bitti diye. O sırada eşini, dostunu ya da bir en yakın emniyet güçlerini aramasını da tavsiye ediyorum. Buradaki vatandaşlara. Hocam altınlarını bulduk. Tamam. Asker polis isimli şahısları arayıp herhangi bir şekilde dolandırıcılık olaylarına bu saatten sonra imkan vermeyelim. Kimse, hiçbir devlet görevlisi sizden IBAN veya altın veya para, bu şekilde devlet görevlisinin hiçbiri sizden para talep etmez. Şu bir çift küpen gene yapraklı küpe. Evet doğru. Sinop'ta hayata geçirilen 3. Yaş Üniversitesi projesiyle yaşlılar üniversiteli oldu. 3. Yaş Üniversitesi adlı projeyle 200'e aşkın yaşlı kişi Sinop Üniversitesi'nde öğrenime başladı. Aralarında daha önce üniversiteye gitmemiş kişilerin de bulunduğu, proje yararlanıcılarını akademisyenler, kıdemli öğrenciler olarak tanımlarken 60 yaş ve üzeri vatandaşlar şehrin farklı noktalarına otobüslerle alınarak Sinop Üniversitesi kampüsüne getiriliyor. Burada teorik ve pratik olarak 50 farklı derste eğitim alan kıdemli öğrenciler üniversite sıralarıyla buluşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor. Rektör Profesör Doktor Şakir Taşdemir, Sinop'un yaşlı nüfus bakımından Türkiye ortalama üzerinde yer aldığını söyledi. Biz ileri yaşlı büyüklerimizi şehrimizden otobüslerimizle alıyoruz, üniversitemize getiriyoruz ve burada 6 modülümüz var. Bu 6 modüle bağlı olarak 50'nin üzerinde dersimiz var. Biz daha önceden ileri yaşlı büyüklerimizi kaydederken onların da taleplerini dikkate alarak ders seçimlerini gerçekleştirdik ve bu dersler çerçevesinde yaklaşık 30 civarında dersimizi şu anda planladık. Salı günü üniversitemizde, Perşembe günü de şehrimizin diğer birimlerinde, tabii paydaş birimlerimiz de var bizim. İşte Gençlik Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kültür Turizm Müdürlüğü ve müftülüğümüz. Paydaşlarımızla beraber bir günümüzde şehirde yine üniversitedeki akademik personelimiz vasıtasıyla eğitimlerimizi vermeye devam ediyoruz. Eğitimlerimiz hem teorik hem de daha çok uygulamaya yönelik olarak gerçekleştirmektedir. Emekli öğretmen 64 yaşındaki Necla Terkan, projeden yapılan duyurularla haberdar olduğunu söyledi. Bahçem var. Bahçemde daha güzel, düzenli meyve yetiştirmek, sebze, çiçek yetiştirmek için ilgimi çekti. Onun için geldim. Bir diğer emekli öğretmen Cemalettin Bal ise projeye severek ve isteyerek dahil olduğunu vurguladı. Vallahi ben severek ve isteyerek geldim. Geldiğimde de çok memnun oldum. Yani şu anda köyde yaşıyorum. 3 aydır. Salı perşembe günleri gelip bu eğitime katılıyorum. Hem yıllar sonra görmediğim arkadaşları görüyorum. Öz suyunun akmasını gözünüze ne istemiyorum. Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaçların kaldırılmasının ardından yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle dün Tabiat Parkı'nın içinde ve ziyaretçi yürüyüş yollarının kenarında devrilen çok sayıda ağacın kaldırılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında ziyaretçi girişi durdurulan Tabiat Parkı, ağaçların kaldırılmasının ardından yeniden ziyarete açıldı. Günübirlik tatil için Tabiat Parkı'na gelenler göl çevresine yürüyüş yaptı, doğal güzelliklerin sunduğu güzel manzara karşısında fotoğraf çektirdi. Yüksek kar getiriyle özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belezoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın yargılandığı dava ile ilgili değerlendirmelerde bulunan yeminli mali müşavir ve bağımsız denetçi Ali Osman Kurtçu, vergi kaçağına sebebiyet veren bir sistem olabileceği kanaati var dedi. Bankacılık kanununa aykırı işlemler var. Bankacılık faaliyeti yürütülüyor burada. Her ne kadar ilgili müdüre hanım banka müdürü de olsa anladığımız kadarıyla bankanın sistemi içerisine girmediği için bu bankacılık, ikrazatçılık faaliyetine giriyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu noktasında da yine mahkeme kararına istinaden MASAK'la ilgili bir suç geliri, terör, kaynağı belirsiz para, kara para aklamayla ilgili bir boyut söz konusu olabilir efendim. Vergi usulü kanununa göre 7 bin liranın üzerindeki işlemler banka marifetiyle, bankacılık işlemleri araya katılarak yapılması gereken işlemler. Dolayısıyla bunlar kayıt dışı boyutlar. Ahmet'in verdiği para hava alanına gidiyor. Çantadaki GPS'den tespit ediliyor. Bir Ponzi sistemi. Bu bizim hukuk boyutumuzun dışarısında vergi sisteminin dışına vergiden vergi kayıp kaçağına sebebiyet veren bir sistem olduğu kanaati şu anda kamuoyundaki bilgilere göre. Tabii ki hukuk noktasında sonuçlar değerlendirilecek, ilgili kurumlar, kuruluşlar buna ilişkin işlemleri yerine getirecekler efendim. Kesinlikle kayıt dışı bu tür boyutlara tevessül edilmemeli. Burada insanların zarar görmesinin temel sebebi hırstan kaynaklanıyor. Hayatın olağan akışına aykırı fiil ve işlemlerle ilgili benim değerlendirmem, hayatın olağan akışına aykırı iş ve işlemlerin mantığa aykırı olduğu takdirde mutlaka bir kara delik oluşturacağı boyutunda efendim. Trabzon'un Tonya ilçesinde üretilen coğrafi işaret tescilli yaklaşık 3 ton Tonya tereyağı Dubai'ye ihraç edildi. İlçe hayvancılığı destekleyerek üreticiyi kalkındırmak amacıyla 1971'de kurulan Tonya Süt Kooperatifi faaliyetlerini sürdürüyor. Besicilerden günlük toplanan süt, kooperatifin yeni mahalle yolu üzerinde devlet desteğiyle kurulan ve geliştirilen üretim tesisinde işleniyor. Tesislerde yemeklere lezzet katan coğrafi işaret tescilli Tonya tereyağı başta olmak üzere kolot, lor, kaşar ve telli peynir çeşitlerinin yanı sıra yoğurt üretiliyor. Bünyesinde 20 kişinin istihdam edildiği 2836 üyeli kooperatif, rengi, kokusu ve lezzeti dolayısıyla Osmanlı sanlamelerinde de övgüyle bahsedilen Tonya tereyağının ihracatına başladı. Tonya Süt Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Tekin Baki, ilçe merkezinden ve köylerinden günlük 8 ton süt toplayıp işlediklerini söyledi. Ürün verdiğimiz restoranların Dubai'de şube açmaları neticesiyle, ürünlerimiz vatandaşlar tarafından, yani yurt dışında bulunan vatandaşlar tarafından beğeniyle tüketilmektedir. Dubai'de restoran açan yerel işletmeler biz kullandığımız tereyağını da oraya götürerek bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. 3 aylık başlayan ihracat serüvenimizin sonunda 3 tona yakın bir tereyağını ihraç etmiş bulunmaktayız.
Şu an ilk olarak Dubai'ye başladık. Güzel sonuçlar almaya başladık. Bunlar bizleri gayet mutlu etti. Ardından Rusya ile bir görüşme halindeyiz. Rusya'da bulunan bazı yatırımcılar bizden tereyağımızı istemektedirler. Bunların da hayırlısıyla ihracatına devam edeceğiz. Hedefimiz şu an olarak ilk aşamada 10 ton aylık olarak gözükmektedir ve bu yatırımların neticesinde de Tonya sütünün, Tonya tereyağının adını yurt dışında sürdürmeye devam edeceğiz. Son zamanlarda artan mantar zehirlenmeleriyle ilgili uyarılarda bulunan uzmanlar, Türkiye'deki 100 çeşit mantarın zehirli olduğuna dikkat çekti. Kastamonu Üniversitesi'nden öğretim üyesi Dr. Gülay Giral ise Türkiye'de mantar zehirlenmelerinin %95'inin köy götüren mantarından kaynaklandığını belirtti. Yağından bulan kızlar çok şahane oldu. Tavuk atın yani. Zehirlenmeye neden olan yanlış inanışlar var. Bu yanlış inanışlar yüzünden de halkımız zehirlenebiliyor. Nedir bu yanlış inanışlar? İşte zehirli mantarı ve yenen mantarı yan yana görmeyiz. Yani aynı toprakta yetişmez diye düşünüyorlar. Halbuki yan yana bile yetişiyor. Zehirli mantarı kopardığınız zaman içi mavileşir. Ya da eğer mantarımız zehirli değilse, yenen mantarsa şapkasından kopardığınız zaman herhangi bir değişiklik meydana gelmez. Çayırda yetişen mantarlar zehirli değildir. Mantar piştiği zaman zehri gider ya da mantarı tuz ya da sirkeyle kaynattığımız zaman zehri gider. Ya da gümüş kaşık para içine koyduğumuz zaman pişirirken eğer bunlar kararıyorsa bunlar işte zehirli mantardır. Buradan anlayabiliriz gibi yanlış inanışlar var. Bunlar da gene insanların zehirlenmesine neden olabiliyor. Özellikle mantarların içerisinde köy götüren denilen Amanita phalloides dediğimiz bir türümüz var. Bu tür yenen saman mantarıyla çok karıştırılıyor ve Türkiye'deki zehirlenmelerin baktığımız zaman %95'i bu yüzden meydana geliyor. Bu mantar türünden dolayı meydana geliyor. Köy götüren mantar yenildikten 8-12 saat içerisinde belirti vermeye başlıyor. Zehirlenme belirtileri ortaya çıkıyor. Mümkünse yani mantar tüketmek istiyorsak kültür mantarı tüketmemiz bizim için en sağlıklısı. Marketlerden tabii ki bu kültür mantarını da alırken üstünde açıklayıcı etiketi olup olmadığına da son kullanım tarihine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu mantarların üzerinde de mantar zehirli olmayabilir ama mikroorganizma gelişebilir. Eğer siz hemen pişirmezseniz bu mikroorganizmalar burada üreyerek yine bizim gıda zehirlenmesi geçirmemize neden olabiliyorlar. Yine mantarlar alerjik yiyecekler. Yani kişi mantar tüketirken yine dikkat etmesi gerekiyor. Alerjik durumlar da ortaya çıkabilir. Ana haber bültenini sonlandırıyoruz. Birazdan spor bülteniyle karşınızda olacağız. Mobilya Park Outlet evlenecekler. Evini yenileceklere müjde. Bu fiyatlara inanamayacaksınız. Mobilya Park Outlet, Zonguldak Caddesi, Çağrı İş Merkezi, Ziraat Bankası yanı. Fabrikadan halka en uygun fiyatlar burada. Sporun ve sporcunun tek dostu Mobilya Park Outlet spor haberlerini sunar. Spor bülteniyle karşınızdayız. Türkiye'ye jimnastikte ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Ferhat Arıcan ile dünya şampiyonu İbrahim Çolak, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanma hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor. Kampımız çok keyifli geçiyor. Hem eğlenceli geçiyor hem de yorucu geçiyor.
Tabii sezonun kampları, ilk kampları biraz yorucu olur. Ama biz bunu iyi bir yöne çevirerek hep birlikte beraber olarak keyifli bir şekilde geçiriyoruz. Gayet iyi gidiyor. Antrenmanlarımız da verimli gidiyor. At be. Tarihimizde ilk defa olimpiyat oyunlarına takım halinde gidiyoruz. Çok büyük bir hedefimiz vardı, takım halinde kotayı almak. Geçen yılda bunu başardık. Bu müthiş bir başarı gerçekten. Şu ana kadar gelmiş geçmiş takım olarak en büyük başarılarımızdan biri. Tabii 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda tarihi bir başarı elde ettik. Benim madalyam tüm Türkiye'nin madalyasıdır. Tarihteki ilk madalyayı aldım jimnastik branşında. Şimdi hedefimiz bu madalya sayısını arttırmak. 2016'da ilk defa gitmiştim. 2020'de ilk madalyamızı aldım. İnşallah bu madalyanın rengi değişecek ve çoğalacak diyorum. Çok büyük bir çalışmamız ve emeğimiz karşılığında gelen bir madalyaydı. İnşallah 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda madalyanın rengini değiştireceğim. Benim şu ana kadar bir tek olimpiyat madalyam yok. Hedefim tabii ki olimpiyat madalyasına ulaşmak. Hatta bunu altın madalyayla taçlandırmak istiyorum. Bunun için de çalışmalarım gerçekten iyi ve ciddi bir şekilde devam ediyor. Tabii yaşadığım sakatlıklar vesaire onlar artık geride kaldı ama bana büyük bir tecrübe olarak geri döndü. Bu anlamda da ben olimpiyat için 23 yıllık sporculuk kariyerimde yaşadığım bütün tecrübeleri kullanarak, çalışmalarımı da doğru bir şekilde yaparak o hedefime ulaşmaya çalışacağım. Ulaşmayı çok istiyorum. Gerçekten olimpiyatlar bu sporun bir zirvesi. Orada da bir madalya alırsam inşallah jimnastik kariyerimdeki bütün hedeflerimi gerçekleştirmiş olacağım. Mobilya Park Outlet evlenecekler. Evini yenileceklere müjde. Bu fiyatlara inanamayacaksınız. Mobilya Park Outlet, Zonguldak Caddesi, Çağrı İş Merkezi, Ziraat Bankası yanı. Fabrikadan halka en uygun fiyatlar burada. Sporun ve sporcunun tek dostu Mobilya Park Outlet spor haberlerini sundu. Bülteni noktalıyoruz. Yarın akşam yine aynı saatte tekrar karşınızda olmak dileğiyle iyi akşamlar. Yılı aşkın tecrübesiyle elektrik, elektronik mühendisi Tuncay Böyüközkök'ün kurduğu Loko Mühendislik Asansör, uzman ve profesyonel kadrosu ile hidrolik asansör, elektromekanik, makine daireli ve makine dairesiz asansör, servis asansörü, yürüyen merdiven ve engelli platformu konusunda periyodik bakım, arıza, yeşil etiket alınması, modernizasyon, projelendirme ve montaj faaliyetlerimizle teknolojiye ayak uydurarak kalite, sorumluluk, devamlılık, 7/24 hizmet ve müdahale ilkeleriyle devam ediyoruz. Loko Mühendislik Asansör ekonomi haberlerini sunar.
10 yılı aşkın tecrübesi ile elektrik, elektronik mühendisi Tuncay Böyüközkök'ün kurduğu Loko Mühendislik Asansör, uzman ve profesyonel kadrosu ile hidrolik asansör, elektromekanik, makine daireli ve makine dairesiz asansör, servis asansörü, yürüyen merdiven ve engelli platformu konusunda periyodik bakım, arıza, yeşil etiket alınması, modernizasyon, projelendirme ve montaj faaliyetlerimizle teknolojiye ayak uydurarak kalite, sorumluluk, devamlılık, 7/24 hizmet ve müdahale ilkeleriyle devam ediyoruz. Loko Mühendislik Asansör, Ekonomi Haberlerini sundu.